Merhabalar, Gülerçin Koleji 11. sınıf konularından kondansatörler ile devam ediyoruz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Hep beraber bir göz atalım. Kondansatör ve sağ, kondansatörlerin bağlanması ve son olarak da bir kondansatörün enerjisi ile ilgili bilgi vereceğim. Kondansatör, diğer adıyla sağaç ve sağ kavramları üzerine biraz düşünelim. Elektrik yükünü depo edebilen düzeneklere kondansatör ya da sağaç denir. Sağaçlar günlük hayatta kullandığımız tüm elektronik sistemlerde vardır. Kullanılma amaçlarından bazıları reaktif güç kontrolü, bilgi kaybı engelleme, alternatif akımı, doğru akımı çevirmedir. Şimdi burada verilen örnekleri, kondansatör kavramını biraz daha günlük hayatta neler kullandığımızı anlayabilmek adına örnekleyelim. İlk olarak alternatif akıma, doğru akıma çevirme konusunda düşünelim. Şehir şebekesi dediğimiz akım bizim için alternatif akımdır. Alternatif akım ne demek? Değişen akım, sürekli değişiyor. İlerleyen konularda göreceğiz. Biz buradaki alternatif akım için sinüsoidal bir eğriden bahsederiz. Bu da akımın belli zaman aralıklarında değişim gösterdiğini bize anlatır. Ancak elektronik aletler bu akımın bu şekilde alçalıp yükselmesini pek istemezler. Elektronik sistem bozulmalar meydana gelebilir. Doğal bir durum bu. Bu durumun önüne geçebilmek için ise üretici firmalar burada elektronik sistemin çalışmasında içerisine bir sağaç yerleştiriyorlar makinenin ve bana ulaşan yani evime ulaşan alternatif akım artık doğru akım olarak makineyi çalıştırmış oluyor. Bir diğer durum biraz daha akılda kalıcı. Malum son yılların kullanım çağı bilgisayarlar. Aniden bir sıkıntı çıktı diyelim bilgisayarda ya da bir sorun oldu. Dikkat edersek eğer aniden bir kapanma olmaz ya da ani kapanmalarda bilgisayar verileri bir şekilde depo ediyor. İşte buradaki bilgi kayıplarını engellemek için yine sağaçlar kullanılmış oluyor. Burada kondansatörler kullanım yerlerine göre depoladıkları yükleri bir anda ya da yavaş bir şekilde sisteme veriyorlar. Bir diğer kavramımız sağ kavramı. Sağ ise kondansatöre uygulanan birim potansiyel farkla kaç kulombluk yük depo edilebileceğini gösterir. Bunu da bir bağıntı olarak söylediğimizde C eşittir Q bölü V'dir. Peki C ne demek? Q ne demek? V ne demek? Hemen inceleyelim. C burada merak ettiğimiz şey, araştırdığımız şey yani sağ anlamına geliyor. Q yük miktarı kulomb cinsinden olmalı. V de potansiyel fark. Bunun da birimi volt. Yani kulomb bölü volta ben özel olarak bir isim veriyorum. Ve burada sağının birimi farad olarak karşıma çıkıyor. Düzlem kondansatörler yani LHA kondansatörler ile devam edelim. Burada aralarında T kadar uzaklık bulunan birbirine paralel olarak tutulmuş düzlem levhalar bir üreticinin kutuplarına bağlandığında levhalar elektrik yüküyle yüklenerek yük depo edeceklerdir. Yani buradaki amaç belirli bir alana sahip olan iki farklı levha karşılıklı olarak birbirlerine paralel bir şekilde tutuluyorlar ve belirli bir potansiyel bağlandığında bu levhaların ucuna potansiyelin ya da üreticinin kutuplarına göre levhalarda bu şekilde yüklenmiş oluyor. Burada düzlem sağların yani sağaçların sağısı C olarak söylenmişti. Levhaların arasında bulunan maddenin dielektrik katsayısı buraya epsilon olarak temsil edecek. Epsilon harfi
bu kelimeye karşılık gelecek ve levhaların yüzey alanları ile doğru levhalar arasındaki uzaklık ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifadeye göre yeni bir C bağıntısı karşımıza çıkıyor ve bu bağıntıda C eşittir epsilon A bölü D olacaktır. A ve D kavramları kesinlikle yerleştirilen levhaların yüzey alanları ve uzaklıkları ile ilgili kavramlardır. Epsilon da zaten dielektrik katsayısına karşılık geldiğini biraz önce söylemiştik. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ben burada bağıntı içerisinde levhaların yüzey alanından bahsettim. Peki buradaki yüzey alanları her iki levhada farklılık gösteriyorsa bu durumda ne yapılması gerekiyor? Burada şunu yapmamız lazım. Eğer bu levhaların yüzey alanları farklıysa yüzey alanı küçük olan levhaya göre işlemimize devam etmemiz gereklidir. Yine kondansatörde karşılıklı levhalar eşit büyüklükte ancak zıt yükle yüklenir diyebiliriz. Yani levhalardan biri eksi Q yüklenirken diğeri de aynı miktarda artı Q ile yüklenmiş olacak. Bu durumda sadece tek bir yükü vardır. Bu da Q miktarı kadardır. Kondansatörler de sonuçta direnç gibi bir devre elemanı ve dolayısıyla bunların da yine seri ve paralel bağlamları olacaktır. Bunlardan ilki olan kondansatörlerin seri bağlanması ile başlayalım. İlk olarak devreyi incelediğimizde iki tane yan yana çizilmiş düz bir çubuk, bir tarafında artı kutup, bir tarafında da eksi kutbun gösterildiğini gözlemleyebiliriz. Devredeki gösterimi bu şekildedir. Yani iki tane birbirine paralel eşit boyda çubuk çizebilirsiniz. Tabii bunlardan bir tanesi artı kutuplu, bir diğeri de eksi kutuplu olmak zorunda. Yine aynı şekilde kondansatörün uçlarına V1 potansiyeli yani voltmetresi bağlanmış. Q2 olarak gösterilene de V2 voltmetresi bağlanmış bulunmakta. Bakalım seri bağlı kondansatörlerde toplam yük kondansatörlerden bir tanesinin yüküne eşittir. Yani bu ne demek? Eğer benim kondansatörlerimin yükleri Q1 ve Q2 kadar ise buradaki yüklerden sadece bir tanesini alabilirim. Yani toplam yük Q1 veya Q2'ye eşittir. Bu durumda da Q1 ve Q2 de yine birbirine eşit değerde olmak zorunda oluyor. Toplam potansiyel fark ise her bir kondansatörün potansiyel farkları toplamına eşittir. Yani ben burada kondansatörleri çalıştırabilmek için bir devre kurdum. Devre kurduğum devrenin çalışabilmesi için üzerinden akım geçmesi gerekiyor. Peki devreye bu akımı kim sağlayacak? Yerleştirdiğim üreteç yani pil sağlamış olacak. Ve benim pilimin potansiyeli V kadarsa burada da yine her bir kondansatör kendi yük miktarı oranında potansiyeli paylaşacaktır. Bir diğer durum ise eş değer sağ hesaplaması ile ilgili. Eğer bu şekilde görüldüğü gibi seri bir bağlama söz konusuysa burada dirençlerdeki paralel bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani 1 bölü C eş eşittir 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 olacak. Tabi eş değer sağlayıp bulabilmek için bulduğumuz sonucun pay ve paydasını değiştirmemiz gerekiyor. Yine seri bağlı kondansatörlerde eş değer sağ en küçük sağ değerinden daha küçük gelecektir. Dolayısıyla kesirli bir işlem yapıyorum. Kesirli bir işlemde de sonucumun muhakkak daha küçük olması gerekir. Bir diğer durumumuz ise seri bağlı devrelerden kondansatörlerin yükleri eşit olduğu için sağsı küçük olanın potansiyel farkı büyük olacaktır. Bu da zaten formülümüzden geliyor.
Formülümüz neydi? C eşittir Q bölü V şeklindeydi. Burada da yine bu formülü kullanabiliyoruz. Kondansatörlerin paralel bağlanması ile devam edelim. Seri bağlamada bazı ipuçlarından bahsetmiştik. Yine paralel bağlamada da kendine has bazı durumlar var. Bunları paylaşacağım şimdi sizlerle. Kondansatörün paralel bağlanmasında burada paralelliği şöyle söyleyebiliyoruz. Yine C'sini yani sağsını, yük miktarını ve potansiyelini karşılaştıracağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Paralel bağlı kollarda biz her zaman potansiyeli eşit olarak dağıldığını biliyoruz. Yani pil potansiyeli ne ise, hangi değerdeyse kollardaki potansiyel fark da buna eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla burada da yine kuralımız değişmeyecek ve potansiyelimizdeki pil değerimiz V kadarsa V1 ve V2 değerlerimiz de yine bu değere eşit olmak zorunda. Burada biraz değişiklik gösteren Q'ların nasıl yazılacağı, yani yük miktarının nasıl belirleneceği, seri bağlamanın aksine burada Q1 ve Q2 yani kondansatörlerin yük miktarlarını normal toplama yoluna gitmiş oluyoruz. Bir diğer durum ise eş değer sağ hesaplamasında. Eş değer sağ hesaplaması da elektrik devrelerinde ki seri bağlama ile aynı olacak. Dolayısıyla C eş C1 artı C2'nin toplamına eşit değerde olacaktır. Aslında ben burada kondansatör konusunu biraz daha Ohm yasasına benzetiyorum. Her ne kadar bağıntılar birbirinden farklı da olmuş olsa eğer Ohm yasası ile ilgili mantıksal çıkarımları doğru oturttuysak kondansatörlerde de bu olayın tersi durumları gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Orada V eşittir I çarpı R bağıntısını kullanıyorduk. Kondansatörlerde ise C eşittir Q bölü V formülünü kullanmış oluyoruz. Bir diğer durumumuz kondansatörün yani sağaçın enerjisi. Burada da sonuçta üzerinde yükler var. Yük depolanıyor. Dolayısıyla bu yüklerin de belirli bir hareketi olmuş olacak. Ya da belirli bir durumu olmuş olacak. Peki bu durum neyle ilgiliymiş? Şimdi bunları inceleyelim. Bir kondansatör yüklenirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış oluyoruz. Neden? Çünkü artı ve eksi yükler yapıları gereği birbirlerini çekmek isteyecekler de. Ancak ben bu yükleri bir levha üzerinde ayrı ayrı depo ediyorum. Ve aralarına da D kadar uzaklık koyuyorum ki bunlar burada durabilsinler. Tabii ki de bu durumda ne yapmış oluyorum? Olayın akışına yani yüklerin birbirini çekme isteğinin akışına karşı bir iş yapmış oluyorum. Dolayısıyla elektriksel kuvvetlere karşı çıkmış oluyorum. Yapılan iş kondansatörde enerji olarak depolanır. Kondansatörün mantığı aslında buradan geliyor. Ben sonuçta burada kuvvetlere karşı bir durumda, karşı bir durumdan bahsediyorum. Dolayısıyla kondansatörün de yapısı gereği zaten hep bir karşılık meydana gelmiş olacak. Ve dolayısıyla bu işin sonucunda da bir iş meydana gelecek. İşte bu işi ben nerede kullanıyorum? Devrede enerji depolama olarak kullanıyorum. Şekildeki gerilim ve Q yani yük grafiğinde eğrinin altında kalan alan kondansatörde depolanan enerjiyi vermiş olacak. Dikkat edelim. Burada yük gerilim grafiğini inceliyoruz. Altında kalan alanı incelediğimizde bir üçgen görüyoruz burada ve üçgenin alanı bana enerjiyi vermiş olacak. Bu durumda enerji Q çarpı V bölü 2 olacaktır. Q dediğim şey yani yük C çarpı V'ye eşitti. V yerine yazdığımda Q'nun değerini enerjide C çarpı V kare bölü 2 biraz daha düzenlediğimizde Q kare bölü 2C olarak akılda kalması daha kolay olsun diye bu şekilde ezberlerseniz daha pratik olur. Bu şekilde formülize etmiş oluyoruz. Bu ifadelerden bir tanesi potansiyele bağlı, yükten bağımsız. Bir diğeri de direkt yük ve sahaya bağlı ifadeler olmuş oluyor.
Sorunun gelişine göre hangisi sizin için uygunsa istediğinizde kullanabilirsiniz. Benim kondansatörler ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.